4D içerisinde aktif ve pasif nesneler olarak iki farklı grubun olduğunu söylemiştik. Pasif nesneler yapısı içerisinde de kullanabileceğimiz objeleri şimdi burada inceleyeceğiz. Burada görmüş olduğumuz obje oluşturma araçlarından ilki parametrik objeler. Parametrik objeler yazılım tarafından hazır bir şekilde gelen ve biz kullanıcılar, tasarımcılar tarafından da üzerinde geometriksel değişiklikler yapabileceğimiz obje yapılarıdır. Bu objelerden ilk olarak null obje gelir ki bu da bir grup obje yapısıdır. Grup obje olduğu için kendine ait bir ekseni vardır. Bu ekseni ayrı, ilerleyen çalışmalarda örnek uygulamalarımızı yaparken kullanabileceğimiz bir özellik olacak. Direkt şu şekilde seçerek objeyi siliyorum. Hemen burada küp olarak görselleştirilmiş parametrik objelerin altında bulunan diğer parametrik objelerden herhangi birini seçerek işlemimize başlayabiliriz. Bunlardan kübü seçip, parametrik objeler üzerinde birkaç özelliğe daha değinerek devam edelim. Şu anda bu obje yapısı parametrik bir obje olduğu için sağ tarafta Etrobüs paneli içerisinde obje seçiliyken bu objeye ait özellikleri görebiliyoruz ve bu özellikler üzerinde de değişiklikler de sağlayabiliyoruz. Örneğin X, Y ve Z boyutlarını burada görebilir ve bunlar üzerinde burada da direkt belirlemiş olduğumuz ölçü boyutuna göre değişiklikler yapabiliriz. Bunların yanında sağ tarafta görmüş olduğumuz segment yapıları var. Bu segment yapıları da bir obje üzerinde bulunacak olan yüzeyleri parçalamamızda bize yardımcı olacak. Obje şu anda her ne kadar parametrik bir obje olmuş olsa da şu anda çok ilkel bir yapıya sahip ve bulunduğu yapının üzerinde çok da fazla deformasyon araçlarından sonra inceleyeceğiz ama çok da fazla üzerinde bir değişiklik yapamıyoruz. Şu anda görmüş olduğumuz bu küp objesinden yola çıkarak modellemeye giriş yapabilmek için bu objeyi poligonal bir obje yapısına dönüştürmemiz lazım. Yani yüzeysel bir obje. Yüzeysel yani poligonal objeyi dönüştürebilmek için obje seçiliyken sol taraftaki sütunda bulunan ilk bölümümüz Make Editable. Make Editable'ı seçerek klavyeden kısa yolumuzda C harfi bu kısa yolla birlikte objeyi editlenebilir bir yapıya dönüştürebiliriz. Ancak bundan öncesinde yüzey üzerinde birkaç segment atalım. Klavyeden komut Z ile geriye dönüyorum. Ve şu şekilde segmentlere 10, 10 ve 10 değerlerini giriyorum. Segment çizgilerini şu anda göremiyor olabiliriz. Bunun için üst tarafta display üst menüsünden ground shading lines komutunu kullanabilirsiniz. Burada sağ tarafta bulunan N ve B kısa yolları var. Yukarıdan aşağı doğru bakınca neredeyse bütün hepsi için Önce n la başo, sonra başka bir kısa yol ismi verilmiş. Bu da şunu anlatıyor bize: klavyeden n tuşuna bastığımızda, yani n harfi e, tuşuna bastığımızda, burada görmüş olduğumuz masağımızı hareket ettirmemeniz gerekiyor. E, burada görmüş olduğumuz komutları çalışabilmek için sol tarafında bulunan kısa yol tuşunu kullanmamız yeterli. Şu andaki kısa yolu kullanabilmek için Ground Shading Lines özelliğini gösterimini açabilmek için. N harfine bastıktan sonra klavyeden B harfine basarak bu gösterimi sağlayabilirim. Gösterimi sağladığımda segment yapısına göre gerçekten fazla bir segment verdiğimi görüyorum. Ancak önemli değil. Şu anda bir şeyler, yeni şeyler öğreniyoruz. Obje şu an seçili ve sol üst taraftan make editable diyerek objeyi editlenebilir yani tekrar düzenlenebilir bir hale dönüştürüyorum. Şu anda objenin de etrafında bulunan şu sarı çizgi bu obje seçiminin model yapısı yani tamamının seçili olacak şekilde olduğunu anlatıyor bana. Ancak şu anda bu obje üzerinde oluşturmuş olduğumuz segmentlerle birlikte olan bazı özellikler de var. Bunlar şu anda objede üzerinde görmüş olduğumuz noktalar, bu noktaları tutarak farklı işlemler yapabiliriz. Veya çizgilerden tutarak bu işlemleri yapabiliriz. Ya da yüzey veya yüzeyler üzerinde tutarak işlemlerimizi yapabiliriz. Bu işlemler tabii ki de küp objesinden veya bir silindir objesinden yola çıkılarak yapılacak yeni modellenecek objelerdir. Şöyle birazcık uzaklaşıp hemen küp objesini seçip siliyorum. Buradaki seçme işlemini yaparken aslında klavyeden sahne içerisinde bulunan bütün objeleri silmek istediğimizde Macintosh kullanıcıları komut A, Windows kullanıcıları kontrol A aksiyonunu kullanabilirler. Ayrıca Objects Manager paneli üzerinde objeler burada sıralanmışken birkaç tane de obje oluşturalım hemen. Bu şekilde bir seçim işlemi yaparak silme işlemi yapabiliriz. Ama buradaki alan çok fazla artırında, örneğin şöyle biraz daha daraldığında alt kenardan veya üst kenardan tutabileceğimiz bir yapı olmayacak. Bu tür durumlarda da hemen sağ taraftaki alandan, etiket alanından şu şekilde bir seçim alanı oluşturmamız yeterli olacaktır. Ancak bu seçim alanını oluştururken hangi objelerin seçili olacaksa isimlerini de kapsayacak şekilde bir yapıda olması önemli. Bu şekilde aralarda bulunan objeleri de şu şekilde seçip silme işlemi yapabilirsiniz. Klavyeden komut A diyerek, klavyeden delete tuşuna basarak sahne üzerinde bulunan bütün objeleri siliyorum. Bir sonraki obje yapımız spline. Spline'lar üst tarafta görmüş olduğumuz sarı siyah renklerine sahip ikonlarda da görmüş olduğumuz gibi Photoshop ve Illustrator'dan da hatırlarsanız pen aracında benzer birçok araç var. Bu araçları kullanarak oluşturacağımız modele ait kesit veya yüzey çizimleri yapıyoruz. Bu oluşturmuş olduğumuz kesit veya yüzey çizimleriyle daha sonra 3D bir modeli dönüştürürüz. Ayrıca buradaki spline araçlarını örnek olarak bir kameranın gideceği yolu da çizebilmek için kullanabiliriz. Alt tarafta bulunan yine parametrik spline objeler var. Bu objeler üzerinde de değişiklikler yapabiliriz. Örnek olarak bir star yani yıldız objesi oluşalım. Oluşturmuş olduğumuz yıldız objesinde burada gördüğünüz gibi inner radyosu ve outer radius özelliklerini değiştirerek bu yıldızın bacak uzunluklarını veya derinliklerini ayarlayabilir veya şu şekilde kol sayısını da artırıp azaltabiliriz. Peki böyle bir objeyi de editlenebilir bir objeyi dönüştürebilir miyiz? Evet dönüştürebiliriz. Ki sol tarafta Make Editable butonumuzda aktif durumda. Buna tıkladığımızda bu objeyi oluşturan noktaları tutup noktalar üzerinde de değişiklikler yapabiliriz. Klavye'den komut ile bir adım geriye gidiyorum. Tekrar geriye giderek şu şekilde normal star yani yıldız objesini geri dönüş yapıyorum make editable yapılmamış haline dönüşecek yapıyorum yani. Oluşturmuş olduğumuz bu yüzeyi yani spline objeyi 3D bir model yapısına dönüşebilmek için sağ tarafta kullanabileceğimiz NURBS araçlarımız var. NURBS araçları hani klasik bir obje vardır. İşte bir şarap şişesinin sağ taraftan bir kesit alınır ve bu kesit üzerine uygulanan bir NURBS uygulamasıyla burada görmüş olduğunuz gibi LAT NURBS ile bu şişe tamamen modelleme için başlanabilir. Buna benzer spline araçları üzerinde nerfsleri kullanarak farklı işlemler yapabiliriz. Örnek olarak extrude nerfse bu star yani yıldız spline üzerinde bir 3D bir yapıya dönüş yapabilirim. Bu dönüşü yapabilmek için extrude NURBS'ü kullanacağız ama extrude NURBS şu şekilde çalışır. Üzerinde uygulama yapacağı objenin kendi altında yani child obje olmasını ister. Bu şekilde çalışırsak yani bu yapıya göre hareket edersek ki child işlemi yaparken objeyi tutup direkt extrude normal'sünün üzerine doğru sürüklediğinizi dikkat edersiniz imlecin sağ tarafına aşağı bakan bir ok var. Biraz aşağıda tutarsanız sola yani hemen altına getiriyor. Ama alt kategori olarak kendi içinde bir alt yapıya dönüşebilmek için üzerine doğru tutup bu şekilde sürükleyip bırakmamız lazım. Extrude Norbs'u seçtiğimizde burada da görmüş olduğumuz gibi Movement'te şu anda kalınlığını ayarlayabiliriz. Evet. Farklı bir obje yapısı olsaydı diğer yönlerini de kullanabilirdik. Yine Star objesini seçerek Star üzerinde de değişikliklerimizi yapmaya devam edebiliriz. Bunların haricinde kullanabileceğimiz modelleme objeleri var. Modelleme objeleri de örnek olarak Ball objesini kullanabiliriz. Şu şekilde buradaki var olan objeleri siliyorum ve bir küp oluşturalım sahnemize. Küpü şöyle şekilde birazcık sağa doğru alıyorum. Ve daha sonra da bir tane de silindir objesi oluşuyor. Her ikisinin yükseklik ölçüsü 200 cm. Burada yapmak istediğim şey bol objesini kullanarak silindirin kesmesini istiyorum. Hemen buradan bol objesini de seçelim. Bunu seçtikten sonra bol obje yapısı da sol taraftaki nörpslerden de aklınızda kalsın. Aynı renkteler dikkat ederseniz kullanım yapıları da birbirine benziyor. Öncelikli olarak kesilecek olan üzerinde deformasyon yani bir modelleme işlemi yapılacak olan objeyi hemen kendi altına atıyoruz. Ve bu sıralama içerisine de kübü kesecek olan objeyi hemen altına doğru şekilde tutup sürüklüyorum. Gördüğünüz gibi şöyle birazcık daha yaklaşalım. Silindir kübü kesmiş oldu. Ancak aynı boyutta oldukları için Burada da gördüğünüz gibi üst tarafta bir keplik bölüm kaldı. Silindiri tutup yüksekliğini arttırarak buradaki kesimin tam olarak olmasını sağlayabilir. Veya azaltarak şu şekilde arada bir alanında yarım bir silindirle kesilmesini de sağlayabiliriz. Bunları da şu şekilde siliyorum. Bundan sonrasında kullanabileceğimiz deformasyon araçları var. Nesneler üzerinde geometrik deformasyon işlemleri yapıyor. Örnek olarak bir küp oluşturalım. Şu şekilde birazcık View üst menüsünden Frame Default ile ilk Cinema 4D açtığımızda karşımıza çıkan açıyla tekrar sahneye yaklaşıyorum. Şöyle birazcık daha uzaklaşabilirim. Deformasyon araçları objeler üzerinde geometriksel def deformasyon işlemleri yaptığını söyledik. Hemen bunlardan Bend aracını örnek olarak seçip ben aracı buradaki NURBS veya obje modelleme araçlarına göre tam ters bir yapıda çalışır. Yani obje kendi altında olmaz. Kendisi objenin altı yani child'ı olarak işlem yapar. Kübün özellikle bu bendin oluşturmuş olduğu çizgisel küp içerisinde bulunması önemli. Bendi seçerek Objects Manager'dan alt tarafta Strange veya Angel ayarlarıyla şu şekilde oynama yapabilirim. Ki bunları yaparken eğer bent objesi küpten daha küçük bir çerçeve yapıya sahipse hemen üst taraftaki size bölümünden de şu şekilde boyutunu arttırabilirim. Bu işlemleri yaparken strange'den hemen şu şekilde biraz daha boyutunu arttıralım. Arttırdığımızda dikkat ederseniz bentin sırt tarafında çok harika bir eğim var ancak bunu küpte göremiyoruz. Bunu göremeyişimizin nedeni küp üzerinde eksik olan segmentler. Kübü üst tarafta Objects Manager'da bölümünden seçip segment sayısını şu şekilde arttırarak buradaki eğimin daha iyi bir şekilde olmasını sağlayabilirim. Yine bende dönüş yaparak bu şekilde eğimi biraz daha arttırabilir. Veya farklı açılara da dönmesini de sağlayabiliriz. Buradaki obje yapıların haricinde kullanabileceğimiz yine bir çevre yani environment objeler lazım. Bunun için de zeminler veya gökyüzü gibi diğer objeleri de kullanabiliriz. Örnek olarak bir floor eklediğimizde, bir zemin eklediğimizde buraya bakıyorum. Her ne kadar küçük görünse de dikkat ederseniz ufuk çizgimiz şurası. Hemen üst tarafta render view butonuna basıp baktığımızda bütün bir zemini kapladığını görüyorum. Bunun burada küçük kalmış olması tamamen bütün sahneyi kaplamayacağı anlamına gelmiyor. Yine bunlarla birlikte kullanabileceğimiz kamera araçlarımıza tek kareden oluşan görüntüler de alabileceğimiz gibi 3D veya motion kamera gibi kameraları da kullanarak kurgusal bir yapıyla animasyonun hareketinin çekimini buradaki motion kameralarla yapabiliriz. Şöyle geri alıyorum. Yine sahne içerisinde kullanabileceğimiz ışıklar var. Burada da görmüş olduğunuz gibi spot veya bölgesel veya sunlight gibi gün ışığı gibi farklı ışık yapıları var. Kullanabileceğimiz farklı pluginlerle buradaki ışık yapıları da değiştirebilir. Örnek olarak bir fotoğraf stüdyosu içerisinde kullanabileceğimiz birçok bir ışık yapısı da farklı pluginlerle buraya ekleyebiliriz. Obje yapıları üzerinde kullanabileceğimiz diğer bir yapı da materyal yapısıdır. Şu şekilde bulunan sahne üzerinde bulunan objelerin tamamını siliyorum. Ve temel bir tane küp oluşturuyorum. Küpe birazcık yaklaşalım. Şöyle. Klavyeden 3 tuşuna basıp şöyle bir tuşuyla açısal veya konumsal işlemlerimi tekrar yapıyorum. Cinema 4D içerisinde bir materyal oluşturmak gerçekten çok kolay. Hemen alt tarafta bir materyal manager bölümümüz var. Burada hemen bulunan create menüsünden New Material komutunu kullanabileceğimiz gibi klavyeden Macintosh kullanıcıları komut ne, Windows kullanıcıları da kontrol ne kullanarak yeni bir materyal oluşturabiliriz. Ayrıca bu materyal Manager penceresinin buradaki boş alanına gri alana çift tıklayarak yeni bir boş materyal oluşturabilirim. Bu oluşturmuş olduğum materyali tutup obje üzerine sürükleyebileceğim gibi Object Manager içerisinde bulunan objeler üzerine direkt hızlıca aynı materyali uygulamamı da yardımcı olacaktır. Şu anda gri bir materyalimiz var. Ancak bu materyali şu şekilde seçip üzerinde bakıcı yapacağımız ayarlamalarla nasıl bir özelliğe sahip olacağını burada ayarlayabiliriz. Basic başlığı altında bulunan farklı birçok özellik var. Bu özelliktir. Örnek olarak mesela Reflection gibi bir özelliği kullanarak obje üzerinde ne kadar bir yansıma olacağını buradan ayarlayabilirim. Reflection bölümünden bu ayarlama üzerindeki hassasiyeti arttırabilirim. Bu da haliyle plastik bir yüzeyle metal bir yüzey yapısını da buradan ayarlayabilirim. Cinema 4D içerisinde diğer tasarım programlarında da olduğu gibi bir objenin oluşturulması ve o objenin istenilen yapıya göre dönüştürülerek modelleme işlemlerinin yapılması ve daha sonrasında da uygun layoutlar içerisinde veya mekanlar, ortamlar içerisinde sonuca ulaşılması sürecini kapsar. Bu süreç içerisinde kullanacağımız burada bazı temel modelleme araçlarını gördük. Cinema 4D'yi takip eden diğer eğitim setlerinde veya örnek uygulamalarında da yeni daha birçok aracı göreceğiz ve bu araçları da daha iyi nasıl kullanabiliriz onları da öğrenmiş olacağız.